Ne yalan söyleyeyim, birazcık üzüldüm. Ama yine de siz çağırınca hemen geldim. Bak, bana gönül koyduğunun farkındayım. Ya, haklısın da. Yani haklıymışsın. Ceyda, kaldığımız yerden devam. Ben aslında sana bunu söylemek için aradım. Kerem'le Ayşe beni kandırdı. Yelda teyzeciğim, bakın, benim size kırılmış olmam mümkün değil. Biz çok uzun süredir birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biraz hayal kırıklığına uğradım sadece. Ayşe'nin gerçek yüzünü bilmenize rağmen nasıl vazgeçtiğinizi hiç anlayamadım. Gerçekten çok şaşırdım. Şimdi görüyorum, biraz kalbiniz kırılmış. Buna üzüldüm. Ama gerçekleri sonunda fark etmenize de çok sevindim. Neyse, şimdi ne yapıyoruz? Yani aslında ben elimden geleni yaptım. Gerçekleri gidip Ayşe'nin annesine söyledim. Ama iyi bir haber, Melahat Hanım da bizim yanımızda. Ah, çok şaşırdım. Umursamayabilirdi. Yo yo, o gururlu bir kadın. Yani tabii ki o da bir anne olarak benim gibi çok üzüldü. Kadının kalbine iniyordu neredeyse. Tansiyonu yükseldi. Ne yapacağız peki? Yani biliyorsun, bu olaylar yüzünden Kerem'le az kalsın birbirimize giriyorduk. O yüzden ben bir süre geri çekilme kararı aldım. Ama Yelda teyzeciğim, şimdi işler biraz sallanmaya, çatırdamaya başlamışken, yani vazgeçmemiz, geri çekilmemiz doğru mu? Üç koldan yüklensek daha iyi olmaz mı? Bak, bence sen de benim gibi yap, olur mu? Yani Kerem'le inatlaşmak yerine bırak Kerem aşık olduğu kadının ailesiyle muhatap olsun. Bizden değil, onlardan soğusun. Doğru söylüyorsunuz galiba. Yelda teyzeciğim, benim sizden öğrenecek hala çok şeyim varmış. Hoş geldiniz Ceyda Hanım. Merhaba. Bugün acaba Kerem Bey ve Ayşe Hanım şirkete geldiler mi? Hemen bakıyorum, biraz bekleteceğim. Hayır efendim, bugün ikisi de şirkete uğramamış. Güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında.